Vuforia ile artırılmış gerçeklik eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda sizlere artırılmış gerçeklik nedir, kullanım alanları nelerdir ve yöntemleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Artırılmış gerçekliğin tanımı Wikipedia'ya göre gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS konum verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır. Örnek olarak gerçek bir dünyada bu oda olabilir, dışarıdaki ortam olabilir, herhangi bir yer olabilir. Arka planda gördüğünüz şu kısım gerçek ortam. Burada bilgisayar tarafından üretilen herhangi bir obje, nesnenin yerleştirilmesini görüyoruz şu an örnek bir ekranda. Şimdi kullanımı için biz kullanıcının artırılmış gerçekliği kullanımı için bir cep telefonunu, destekleyen bir cep telefonunu kullanabileceğimiz gibi HoloLens ve Meta 2 gibi şu şekilde gözlük de kullanarak artırılmış gerçekliği gerçek hayatımızda uygulayabiliriz, kullanabiliriz. Örnek bir uygulama olarak en fazla kullanılan Pokemon Go'dan bahsediyoruz. Pokemon Go, bakın gerçek bir dünya ile irtibat kurarak ilgili oyunun elemanlarını etkileşim kurmaya ve oyunda ilerleme için platform olarak gerçek dünya ile irtibat kurarak bir uygulama geliştirilmiş. Bunu örnek olarak verebiliriz. Peki donanım olarak artırılmış gerçeklik neleri kullanıyor? İlgili cihazın, bu biraz önce de gösterdiğim gibi gözlük veya cep telefonu veya farklı ürünler de belki geliştiriliyor şu an. Kamerasını kullandığımız gibi onun konum bilgisini, onun hız ivme bilgisini, onun yön bilgisini kullanarak artırılmış gerçeklik objelerini, artırılmış gerçeklik işlemlerini konuşlandırabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Ve bunlar bilgisayarımızın, cep telefonumuzun ve gözlüğümüzün CPU, GPU ve RAM'ini kullanarak çok hızlı bir şekilde, hızlı bir aksiyonla artırılmış gerçeklik işlemini gerçekleştiriyorlar. Artırılmış gerçekliğin türleri neler? Birçok farklı kaynakta farklı farklı tanımlar var ama genel olarak şu şekilde türleri sınıflandırabiliriz. Birinci tür olarak artırılmış gerçeklik objelerinin ve artırılmış gerçeklik faaliyetlerinin işaretçi tabanlı aksiyon alması. Yani gördüğü bir resim olabilir, gördüğü bir obje olabilir. Onu gördüğünde bu artırılmış gerçeklik objelerinin çıkması, hareket etmesi, dönmesi ve farklı aksiyonlar alması. Bu en fazla kullanılan yöntem ve birçok artırılmış gerçeklik programı destekliyor. Vuforia bunların tamamını destekliyor arkadaşlar. En fazla kullanılan toolkitlerde bunlar artırılmış gerçeklik olarak bunları kullanarak işaret tabanlı işlemler yapabiliyoruz. Bir de konum tabanlı. Bunda da ortamın harita ve GPS bilgilerini kullanarak ilgili konumdaki etiketlem olabilir. İlgili konuma gelince alınması gereken artırılmış gerçeklik işlemlerini harekete geçiren, tetikleyen örnek mevcut konumu GPS bilgilerini alarak devreye giren bir yöntem. Bir de markerless yani işaretçisiz dediğimiz. Burada da daha çok gerçek ortamla etkileşime girerek düz bir yüzey tespiti olabilir. Farklı bir gerçek zamanın bir bilgisi olabilir. Markerless dediğimiz yani herhangi bir resim veya farklı bir şey değil de gerçek yani kameranın görüntüsündeki gerçek ortamla etkileşime girerek aksiyon aldığı yönteme de işaretçisiz markerless yöntem diyoruz. Birçok alanda kullanılıyor. Bu sağlık alanda kullanılıyor. İşte mobilya, kozmetik gibi alanlarda mesela mobilya örneğinden gidelim. Zemini tespit ederek zeminde mobilya yerleştirmek, halı yerleştirmek, zemini bir şeyle kaplamak birçok kullanım alanı var. Bunda da gerçek ortamla etkileşime girerek artırılmış gerçekliğin faaliyete girmesi sağlanıyor. Şimdi mesela örnek olarak bakın burada işaretçi tabanlı da bir örnek olarak şu fotoğrafı gördüğünde bakın yüzeye şu şekilde evin gelmesi bu işaretçi tabanlı bir örnek. Yine bu Furya'nın sayfasından bakın konum tabanlı ilgili konumlarda banka, park, spor, lokanta birçok bilgiyi bu şekilde etiketleyebilir veya farklı farklı aksiyonlar da alabilir. Bu da konum tabanlı. Bakın burada da ilgili ortamın, gerçek ortamın zeminini tespit ederek
zemine bir kanepe yerleştirilmesi veya farklı objelerin yerleştirilmesi. Bu da markerless kullanımı örnek. Şimdi mesela burada bakın şu an bir gerçek ortam burası. Zemindeki şu paspas ile şu sehpanın yerleşimi işaretçi size örnek olarak gösterilebilecek bir kullanım. Bunu da örnek olarak gösterdim. Bir de farklı kaynaklarda demiştim ya tanımlar var çeşit tür olarak. Bir de superimposition dediğimiz üst üste binme yöntemi. Bu bazı kaynaklarda obje tespit etme yöntemi dedi. Bakın gerçek bir oyuncak araba düşünün. Bu 3 boyutlu olarak fotoğraf değil gerçek bir obje. Bunun tespit edildiğinde üst üste binme. Bakın bu arabada hemen onun üstüne geliyor. Bu şekilde bir kullanım da var. Buna superimposition yöntem deniliyor. Evet, birinci videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.